Ali Sirmen'in 11 Haziran 2019 Salı günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan makalesi. Yunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazanması üzerine en akla ziyan tepki bir meczubun böylelikle seçimi Yunan kazandı türünden yavesiydi. Bu yaveye başta meczubun tartışmanın odağına yerleştirdiği Trabzon olmak üzere her yerden gereken tepki gecikmeden geldi. Halk bu Yunan tartışmasından sonra Ekrem İmamoğlu'nu daha bir bağrına basar oldu. Tartışmanın Yunan kavramı çevresinde oluşması da rastlantı mı acaba? Gariptir. Yunan'a tepki gösteren toplumun çoğu sözcüğün nereden geldiğini bilmez. Bizde Yunan dendi mi Ege'nin batısında oturanlar akla gelir. Oysa Perslerin İyon sözcüğünü kendilerine göre telaffuz etmelerinden türemiş olan Yunan sözcüğü kaynağında Ege'nin batısını değil doğusunu. Yani Batı Anadolu'yu kastetmektedir. Zaten Ege'nin basısındakiler de kendilerine Yunan demez, Elen diye adlandırırlar tarihe ırkın veya hanedanın ya da dinin dar çevresinden değil de toprağın bütünü açısından bakanların ege'nin öte yakasından gelenlerin 9 Eylül 1922 günü nihayet geldikleri topraklara gerisin geriye gönderilmelerini hektorun intikamı olarak algılamalarını ırk veya hanedan temelli görüşlülerce anlaşılmamasını yadırgamamalıyız Cumhuriyete gelinceye dek kendi tarihlerini bir hanedanın öyküsüyle karıştıran onlar bu toprakların geçmiş zenginliklerine sahip çıkmayı da zinhar düşünmemişlerdir. Oysa bin kültürlerin ülkesi Anadolu'nun zenginlikleri onun mirasının sahip çıkabildiğimiz kadarıyla bizimdir. Cumhuriyet bu gerçeğin farkında olduğu için o zamana kadar uygulanan bir hanedan veya dinle sınırlı kalmayıp üstünde filizlendiği toprağın gelmiş geçmiş tüm zenginliklerini kucaklayan tarih anlayışını benimseyerek evlatlarına da onu aşılamaya çalışmıştır. Emre Kongar Hoca, Sabahattin Eyüboğlu ve Kemal Tahir'e gönderme yaparak bu iki grubu Eyyubiler ve Tahiriler olarak adlandırıyor ve son yıllarda yazın ve düşün yaşamımızda bu iki grup arasındaki büyük tartışmanın altını çiziyor. Tahiri ekolünün oluşmasında İdris Küçük Ömer'in ciddi katkısını da göz ardı etmeyen Emre Hoca'nın parlak zekasının ürünü olan bu tasnifte Tahiriler Cumhuriyet devrimlerini İslam'a karşı bir hareket olarak görenleri temsil ederken Eyyubiler ise Cumhuriyet devriminin temellerini bu toprakların antik çağdaki uygarlıklarına kadar uzandığını sağlayanları temsil ediyor. Emre Hoca'nın tanısı son zamanlarda yaşadığımız tartışmalarında aydınlanmasına yardımcı oluyor. Hatta İstanbul seçiminin özüne de ışık tutuyor. Gerçekten de şu anda Türkiye'de büyük çelişki, uygarlık, demokrasi, bilim, aydınlanma, kısacası cumhuriyetin kazanımı olarak nitelenebilecek ne varsa bunlara din karşıtı oldukları gerekçesiyle karşı çıkarken Osmanlı kalkanı arkasına toplanan gericiler ile bu toprakların kadim dönemlerden bu yana oluşturduğu bütün değerlere sahip çıkan, bunları çağdaş uygarlığın kazanımlarıyla harmanlayarak bu bin kavimli eşsiz mozaiği koruyup zenginleştirmek, çalışan cumhuriyetçiler arasında yaşanmaktadır. Bu hengame içinde tahiricilerin sol kanadını oluşturduklarını savlayan yetmez ama evetçilerin artık kapışma alanlarında yerleri kalmamıştır. Onlar gerici cepheye cumhuriyet, demokrasi ve uygarlık karşısındaki savaşlarında destek olma rollerinin gereğini yaparak 12 Eylül 2010 referandumunda tarihi işlevlerini tamamlamışlardır.